Star Trek 4. sezon 19. bölüm eninci derece. degree. Barclay döndü 16. bölümde biraz bahsetmiştim kendisinden zaten La Forge'da bir bağ kurmuştuk orada. Bu bölümde komple kendisi geliyor Barclay'ı e yine kısa bir hatırlatayım. Zamanında bizim bütün ekibi holodeki e doldurup onların üzerinde kendi özgüven eksikliğini gidermeye çalışan kardeşimiz mühendis canımız bu bölümde başına böyle bir şeyler geliyor. İleride konuşacağız zaten başladıkça. Böyle başına gelenlerden sonra bir anda inanılmaz bir zeka patlaması yaşıyor. Acayip bir hale geliyor adeta e, hell 9000 oluyor kendisi. Ama tabii bundan önce bir de Barkley ile ilgili şeye değiniyorlar biraz. İşte bir tiyatro sahnesi açılıyor. Artık böyle biraz daha yırtmış gibi kendisini. biraz daha role play yaparak ki burada yine sen geldin aklıma. Hani o e, aslında Holodeck'in e, kazandırdığı önemli şeylerden biri oradaki role play etkisiyle biraz daha özgüvenini getirmesi yerine. E, tiyatro tarafı da biraz böyle rol yeteneği, rol yapma bunu geliştirdikçe Barkley biraz biraz kendini bulmuş gibi. Ve artık biraz daha böyle şeyde daha forçlu arası daha iyi işte ona teşekkür ediyor insanlara yaklaşıyor gibi bir durum var. Böyle giriyoruz bölüm ama Barkley'nin başına gelenden sonra bölüm bir anda bambaşka yere gidiyor yine. <laughs> evet e, işte bir yerden bir bir yerden ışık zuhul oluyor ve Barkley'e çarpmasıyla beraber biliyorsunuz yani. yani Star Trek'te birkaç tane senaryomuz var ya yanlışlıkla teleporterda bir sıkıntı çıkıyor ya bir ışık zuhul oluyor ya bir yarık zuhul oluyor bir şey oluyor yani <laughs> Uzay hep bir şeyler. çıkıyor Barkley'e ışık çarpınca Barkley'nin zekası çıkıyor 75 katına 100 katına filan bir şeyler oluyor fantastik 1250 ile 1500 IQ alakalı... arasına çıkıyormuş bu arada öyle ha, işte anladım hadi <laughs> bakalım uçuyor Barkley şey güzel ya bölümle alakalı ya senaryosu güzel bu arada, hani işte şey evet. açısından Özgüvensiz ve böyle biraz tırsak karakter bir anda zeki olduğunda neler olacak filan. Ama her şeyden öte ben e, Dwight Schultz Barkley'i oynayan arkadaşın ismi, onun aktörlüğünü çok beğendim. Şöyle çok beğendim. Yani Show bu bölüm. E, Barkley'i oynadığı bölümde de Barkley bize çok iyi satmıştı. Yani böyle bana şeyi halini çok hatırlatıyor. Tip olarak da hatırlatıyor bu arada. Hatta acaba diyorum diziyi yaparken oradan mı yazmışlar? Fraser'ın kardeşi var. Fraser dizisini izlemiş miydiniz? Fraser hiç. yok hiç izlemedim. Fraser hiç bilmiyorum. Fraser dizisinde Fraser'ın bir tane kardeşi var. En az Fraser kadar zeki böyle. Böyle biraz hafif tutuk böyle panik hızlı el hareketleri falan bir eleman. Hmm, okay. ee, şeye de çok benziyor. bu. Bunu oynayan Niles Crane. Heh. Niles Crane şey onu oynayan aktör. Onu oynayan aktör de kaç kere ödül aldı buradan? David Hyde Pierce. Ya bir ara bakarsanız Bakayım tip abi. olarak da birazcık Barkley'i andırıyor tavır olarak da Barkley'nin yani Barkley beceriksiz tabii biraz da Niles çok becerikli bir herif sadece şey panik manik hani tutarsız eyvah ne yapacağız bu halde falan <laughs> halleri var böyle çok. Onun o halleri bu Dwight Schultz'da Barkley karakterinde çok var. Tipleri de benzediği için bana onu hatırlatıyor ama bu bölüm şey çok ilginç oluyor. Bir anda mesela zekasını fırlayıp gitmesiyle özgüven de geliyor karakteri ama işte özgüven gelmesi aslında sırf zekadan da değil. Bir yerde şey anlatıyor onu. E, Doktor abla kıraşır işte iki beyin lobu aynı anda çalışmaya başlamış. Böylece işte evet, yaratıcılık, şey zeka, özgüven, işte tüzgüven, imgesellik, iç düşümsellik, cörp cörp her şey artmış herif de bir anda. İşte gelmiş geçmiş en gelişmiş insan olabilirsiniz falan diyorlar. Orada da yani herif hakikaten oyunculuğuyla şey veriyor onu satıyor yani sana. O çok güzel bir şey. Yani tarzı da de değişiyor. karakter oluyor aynen. E, şeyi yaptığı anda güzel. Hani sahnede başta da Bergarak kıl bir oyunuyla başlıyorlar galiba bu bölümde. Ee, o oyun sırasında böyle hatırlayamıyor laflarını satamıyor işte zaten şey diyor ya kötü oynadı niye alkışlıyoruz sen alkışla falan diyorlar hatta. Zaten <laughs> orada şaşıyor metot oyunculuğu göremedim Aynen. falan diye. ya yani da, metodu yemişim. <laughs> da 3-5 bölüm önce çünkü gidip gidip şeyle kaptanla beraber oyunculuk kasıyorlar ya çünkü onlar da dekti evet. Oraya da güzel bir kıps yapmıştı. Sonra Edim'in oyunculuğu çok güzel gelişiyor. Orada şey bir sahne var ya böyle ağır ağır kendi karakterini satıp finalini yazdı. Doktor Crusher ağlıyor falan böyle hatta falan. Evet, ya. <laughs> Ona o, o geçişi çok iyi yapmışlar. Yani şey e, oynayan aktörden aslında yani Dwight Schultz oynayan aktörün ismi. Onun iki Barkley'i de bize çok iyi satabilmesi. Yani hem bir kontrolsüz güvensiz Barkley hem işte böyle ilk gücünü ve özgüvenini geri kazanmış. işte Diana Troy'la flört ediyor bir takım konularda bence öyle değil falan diye itiraz etmelere falan ya başlıyor. Ya o flört sensize bir şey ekleyeyim mi? Ryker'ın bakışını bir konu. <laughs> Bana flört etti dün gece. Ryker böyle ne? Nasıl flört <laughs> etti falan diyeyim <değil> <laughs> <laughs> ben. <laughs> devamlı oturuyorsun sen orada. Biri flört etti. Ben yine Riker ben seni seviyor gibiyim falan. Yine orada. <laughs> Onlar yine imza dilik çekiyorlar birbirlerine. Evet ya. Yani. Ee, sonra da bir şeye dönüyor tabii. Artık gücü eline almaya başlamış çok zeki olduğu için kendini kaptan dahil hiç kimseyi izah etmeyi bırakmış. Yani bir nevi böyle tanrısallaşan, üst varlıklaşan bir Barkley görüyoruz ondan sonrasında. Orada hatta düşünceleriyle konuştuğu için ağzı kıpırdamadan kaşlarıyla oynadığı evet. alanlar bile var. Çok, yani çok rol bu. yazmışlar. Refe kalkmış onların altından. Yani bir konuk oyuncu için çok güzel bir oyunculuk izledim ben. Bu bölümle alakalı benim en sevdiğim şey Barkley karakterinin bu dönüşümlerini görmek ve oynayan aktörün ne kadar becerikli bir aktör olduğunu görmek açıkçası. Sonradan kariyerinde ne yaptı bilmiyorum ama abi ben şimdi gerçekten ona Bak çok ilginç. Çok hoşuma gitmişti yani. Çok ilginç. TNG'den sonra böyle bir iki TV movie'si, işte Babylon 5'te bir bölüm, ne bileyim arada böyle yine First Contact'te gözükmüş. Sonra abi voice actor oluyor herif. Bütün animasyon hmm. bilmem ne, hayvan gibi voice actor olmuş. Ki bu çok normal geldi bana. Çünkü burada yapay zeka olduktan sonra hani böyle kendini bağlıyor ya ana bilgisayara sonra onu ele geçiriyor. Sonra LaForge işte onunla hani konuşup konuyu çözmeye çalışırken içine giriyor bilgisayarın ve tam bir Space Odyssey sahnesi. Yani işte Hell'da Hell konuşmaya çalışan mühendis gibi oluyor orada. Yani e, astronot gibi oluyor. Ve orada tamamen voice da bu sefer acting'e acting geçiyor. O yüzden 3 dedim. Yani bir normal farklı var. Bir akıllı Barkley var bir de voice olarak izlediğimiz Barkley var aslında. Voice acting'i biraz daha farklı. Yani muhtemelen buradan sonra herif o, o oğlum bunu voice acting'i çok iyi deyip falan yürütmüş de olabilirler. Full öyle gitmiş çünkü. O bölüm <laughs> çok hoşuma gitti ya. Space Odyssey referansı o an böyle Barkley ile LaForge'un konuşmaları. Dur baba bak ben bir şey yapacağım. Hani tabii daha iyi hali bu. Hani her 9000 kötüydü yani. Ya yani kötü yani tartışır ama o film özelinde kötü algılanabilecek bir e, yapıdaydı. Kendini korumaya çalışıyordu. Burada aslında bir amacı olduğunu da bölümün sonunda anlıyoruz. Ama gerçekten e, abimiz bir de voice acting yaparak çok büyük iş yapmış bu bölüm üzerinde. Ya işte hep şeyi konuşuyoruz ya aslında. Geçenlerde Netflix'te bu kulüp dizisi gösterime girdi. Ben orada mesela Dizinin senaryosu dönemi falan tabii onlar güzel ama benim en çok hoşuma giden yine şey oldu. Türk televizyondan da senelerdir izlediğimiz insanlar. Ben şey oldum hatta bu kim lan falan o kadar tanımıyorum ki. Evet. Baktım sonra aa bilmem ne dizisindeki şu adam yani herifi tanıyorum aslında. Sadece senelerce o kadar tırt tırt rollerde böyle koşuma sen nedirsin falan gibi böyle <laughs> hey, ona, bağırıyor. Hey, ona bağırıyor ona tokat atıyor falan böyle roller yazıp duruyorlar insanlara. Yani memlekette de aktör yetişiyor göremiyoruz. İşte kulüp dizisinde aynı insanları görünce böyle şey oldu. Türk mü? <laughs> Türkiye'de böyle aktörler <laughs> var mı? Şuradan gibi oluyor. Aa iyiymiş falan diye şaşırıyor. <laughs> ya işte ondan sonra abi yani farklı projeleri millete yazmıyor yazmıyor. Aktör deyince ülkede bir tek Erdal Beşikçioğlu ile Haluk Bilginer birine geliyor yani anladın evet, mı? Yani. Farklı rollerde görebildiğimiz için. Onlar da kötü olduğu için demiyorum ama resmen şey yok. İmkan yok ki millet bir yerde oynasın abi. Mesela Kulüp dizisi de benim için en ciddi şey açısından güzeldi. Aa bildiğimiz Türk aktör insanları meğer <laughs> yani <gülüyor> imkan verilince iyi rol yapabiliyorlar. Oynadıkları keyifli oldu izlemek. <laughs> e o çok hoşuma gitmişti. Bu bölümde de açıkçası benim için White Schultz'un yani Barkley'i oynayan adamın e, üç farklı karakter içerisinde tıkır tıkır geçip üçünü de çok güzel satabilmesi benim için çok keyifli bir parçası bu bölümün. Sonra Yoksa ben... onun dışında yani işte abi güçleniyor ondan sonra kötü bilgisayar oluyor falan. Yani Okey ya. Oralar, onlarda bir şey yok. Yani oralar benim için çok aman ya, aman tutkulu bir şey sevdim. değil yani. Oraları hmm. Space Odyssey referansından sevdim. Güzel olmuştu. Hmm. Ama beni daha komiğime giden şu oldu bölüm sonunda. Abi çok önemli bir şey olacak işte 20 bin, 20 bin ışık yılı falan uzak, uzaklığa bir anda sıçrıyorlar. Böyle Barkley bütün sistemleri inanılmaz hale getiriyor. E, Sterionların mekanına gidiyorlar galaksisine. Galaksinin başka bir ucuna pardon. Hı hmm. Ve sırf şeyden abi EK1 ya biz de sizi tanımak istedik ayağımıza çağırdık. <laughs> hmm. böyle, e biz hıyar mıyız geziyoruz kardeşim falan diye böyle bir ilk başta böyle bir şaşkınlık oluyor. Sonra 10 gün takıldık işte onlarla bilgi alışverişi yaptık deyip geçiyorlar. Yani bunun umarım follow up'ı olur. Çünkü çok ilginç <laughs> olmuyor mu? Hadi ya. <laughs> e abi iki sezon önce de bahçesinde çalışan Tanrı gibi bir herif bulduk. Koca ırkı yok etmiş. Hani ya o bir kişiydi Öyle ama o. anladın mı? Bir tane amacı evet. vardı. Bu şimdi biraz böyle Enterprise, Federasyon mantığı da var ya bunda. Ulan bu, ayağımızı ça ayağını çağırıyorum yani <laughs> falan diye böyle. Ama galaksinin merkezine gelmişler ya işte. Normalde hmm. federasyon şeylerde karatlar da hiç galaksinin merkezini çok kapsamıyor. Hmm. Bir de şey yani çekim alanına giriyorlar ya giderek kara deliğin. Aslında galaksinin merkezine ulaşmak şey böyle yani... Ee, bir daha gidemeyecekleri bir uzaklık. Hani tekrar iletişim de kuramazlar muhtemelen. Herifler o yüzden bir çay bir kahve içip bunları sohbete davet edip sonra popolana küçük bir şapka kurup <laughs> hadi bakalım siz de federasyonunuza devam edip gönderdiler. Yani tabi birazcık yer yer şey senaryosu artık çok gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Tanrısal gücü olan bir takım uzaylılar işte o konuyu o öyleymiş meğer. ya yani bir şey bağlanıyor aslında. Ama öyle yapmasalar bu sefer de her bölümde şey değişecek. Startin'in evreni kalıcı olarak değişecek. Onu da yapmak istemiyorlar. Evet. Statükoyu da korumak lazım filan. O biraz ikisi arasında gidip geliyor. Şeyden bağlamış sonda. Yani insani bir seviyede bitirelim bunu deyip hani işte e, galiba Troy mu söylüyordu ona? İşte tabi Troy'la takılırken galiba Bark diye söyledi. Hani her insan kendini aşabilir ama işte burada önemli olan ödindiğin tecrübeler. Onu hayatına yayarsan yürürsün falan gibi böyle biraz da muallak bir insani hmm. seviyeye seviye indirme şeyiyle bitiriyorlar. O da böyle bir satranç hamlesi yapıyor. Aa satranç bilmiyordum öğrenmişim falan. Böyle biraz tutarsız böyle. Yani tecrübe yayıyorduk şimdi satranç yine ne alaka hani bir tecrübe ilgisi yok. Zeka ya. Başka bir şey bulamadık. <laughs> ya i̇şte zeka işte. Yani işte böyle bir şeyle bitiyor. Ya. Evet. E ama şey klişesi bitmez bu arada ya. Herhangi bir dizide zeki karakter illa satranç konuşur ya yani. Evet. Hani o böyle bir dizicilik klişesi. Onu oraya yazmışlar yani. Tabii. Halbuki bir Go hamlesi yapsa falan şey derdik hani ne bileyim. İşte <laughs> ya da o go hamlesi yapsa kim anlayacak gerçi işte 80 sez bugün bile hatta yani. Ya tabii canım kimse anlamayacaktı. Ama tabii toplamda hani Barkley'nin follow-up olarak da şey için iyi bak o insani tarafı için iyi. Yani özgüven eksikliğinden hatalar yapan bir insandan hatta burada da işte tam tersi bir anda aşırı özgüvenli. yani iki 3 noktasını görüp sonra daha böyle yani ulan evet ben iki 3 noktayı da yaşadım hayatımda. Bundan sonra ne yapacağımı da gösterecekleri bir farklı. Evet o zaman daha dengel olabilir ama yoksa bir satranç hamlesiyle bu iş zor. Var mı ekleyeceğim bir şey bölüme başka? Yani daha kalıcı bir senaryo hamlesi olarak e, adamlara insan zekasını bu kadar hızlı arttırabilecek teknolojinin bir kısmını bizle de paylaşmaz mısınız diyebilirlerdi. <laughs> ama herhalde demiyorlar. Çünkü kendileri de paylaşmıyorlar. Daha önce anlatmıştı ya Picard. Tabii. Ve siz o teknoloji versek siz kendinizi yersiniz falan deyip Yani teknoloji geçişliliği çok yok bu evrende. o ilginç bir detay sadece. E Tabii oğlum düşünsene ya bizde bile daha daha seks seviyesini aşamadık yani. VR abi porno falan hemen şeye gidiyor ki Westworld yine bunu iyi işlemişti. E şimdi Hı. Bir düşünsene bir anda abi IQ basabiliriz vur baba deyip herkes sıraya girer yani. yani Cem Yılmaz hikayesi tabi. gibi olur yani. Hı. Ki o zaman okay. bir sonraki Star Trek bölümünde görüşeceğiz. Dördüncü e, sezonda hızlı gidiyoruz. E, herhalde bir sonraki partide e, oturduğumuzda bitiririz gibi hissediyorum. O bölümlere Aynen. kadar. Bir de Dördüncü sezon toplarız hatta böyle. Aynen. Bir de dördüncü sezon e, böyle özeti yaparız. Neyi beğendik, neyi beğenmedik. Oradan da beşinci sezondan yardırmaya devam. Diğer bütün eski bölümleri de e, ben playlist linkini de bırak bırakacağım aşağı. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.